Biz peygamber ailesini kılıçtan geçirdik, katliam ettik, yok ettik. Peygamberin kızlarını esir edildik. Toplum bir böyle bir sallanması lazım. Toplumu sallayabilmek için yatan adam hani çok derin uykuda olan adama seslenersen seslenersen uyanmaz ya, mecbur kalarsan sallayarsan. İmam Hüseyin aleyhisselam toplumu sallamak zorunda kaldı. Çünkü ne kadar seslendiyse toplum uyanmadı. Toplumun sallanmağı da İmam Hüseyin'in şehadetiydi. Nitekim tarih bunu gösterdi. İmamın şehadetinden sonra kıyamlar peş peşe gelmeye başladı. Tevvabin hareketi başladı, tövbe edenler kıyam. Peşinden muhtarın kıyam, peşinden Alevi kıyamlar, Zeyd'in kıyamı derken kıyam üstüne kıyamlar başladı. Ve din yok olmaktan kurtuldu. Müslümanlar bir nebze de olsa kendilerine geldiler. Aziz müminler, bu toplumun ıslah meselesiydi. Bir de kendimize dönelim bakalım. İmam Hüseyin bizi nasıl ıslah eder? Beni nasıl ıslah eder? Ben İmam Hüseyin'le aramda nasıl bir diyalog kurmuşam? Islah olmak için İmam Hüseyin'le daha güzel bir vesile olabilir. Bakın, bu kadar insanı yıl içerisinde o kadar vaaz verilir, o kadar insanlar davet edilir, bir araya getirilmişler. Aşura günü olanda göreceğiz, aşura meydanımız tıka basa dolacak. Tanımadığımız insanlardan dolacak. Belki namaz kılmayan insanlardan dolacak. Ama bu onların İmam Hüseyin aleyhisselamla, bizim İmam Hüseyin aleyhisselamla olan bağımızdır. Peki İmam Hüseyin bizi ne kadar ıslah edebilecek bu 10 günde? İmam Hüseyin, ben ıslah olum diye her şeyini veripti.